Selam arkadaşlar. Bayağıdır Berlin videosu çekmiyordum. Şöyle hafiften bir pazar günü size göstermek istedim. Dışarı çıktık. Ben de hastayım. Viviana ile beraber kafe içmeye Kreuzberg'e geldik. Bayağı güneşli ama bayağı bomboş gördüm bugün Kreuzberg'i. Şimdi buradan bir yerlere geçeceğiz. Kafamıza göre bir plan yapmadık. Bayağıdır da gelmemişiz buraya ya. Şimdi bugün fark ettim. Berlin aynı bıraktığınız gibi. Son dönemlerde bayağı borsa, finans videoları çektiğim farkındayım. Hoşuma da gidiyor. Daha çok da çekeceğim ama aslında belki böyle arada bir de bu vlogları bırakmamak gerekiyor. Çoğu insan da ilk başlarda kanalı Almanya videoları için izlemeye başlamıştı. Vivian'ın da hiç şey... Video ile alakası yok. Tamam sen çekimini yap diyor. Arkasını dönüyor. Vivi. Sag doch hi. Böyle arkadaşlar. Buradan bir kahve içmeye gideceğiz. Bugün güzel. Bir yandan antibiyotik alıyorum. Ondan sonra size genel gelişmeleri de böyle özetleyeceğim. Açılış buradan olmuş olsun. Böyle Kreuzberg'in biraz iç tarafına doğru gidiyoruz. Kotti bölgesinde. Vivi ile de burada bir barda tanışmıştık. Bu sırada. Arka tarafta kaldı şimdi de. Önden çok hızlı geçtik aslında bir. Böyle ana olması için onu da paylaşmak istiyorum ama. Neyse işte bu sokakta. Burada çok güzel kahvaltılık yerler var. Arkadaşlar şu an kış olduğu için. Tabii bilmiyorum ne kadar cadde güzel gözüküyor. Algılayabiliyor musunuz? Ağaçlardan yaprak yok bir şey yok ama yazın yemyeşil oluyor orası. Sevdiğim böyle ender sokaklardan bir tanesi doğruya doğru. Şu kafe hep full. Ama zaten biz buraya gelmedik. Burada köşede bir tane, bir iki tane var. Galiba Türklerin, yani Türklere ait. Türk kahvaltısı da var. Baya bildiğin sucuklu mucuklu menüler var. Burası bu köşe çok güzel. Karşıda Datça. Orada birinin tanıdığı İtalyanlar çalışıyor. Böyle burada çok güzel kafeler var. Here? O da under Ecke. Ah, stimmt. Okay. Ah ja doch, hier ist super. Bir tane kurasan aldık. Benim kahvem buz gibi geldi. Kızcağız dedim ki değiştirebilir misin? Değiştirebilirim, problem yok dedi. Köşemiz burada. Ve direkt güneşimiz. Güneş çıkınca Berlin bambaşka oluyor ya. Ben de bambaşka oluyorum. Fark ediyorum. Modum hemen değişiyor. Oh, çok güzel parlıyor. Abi şuradan hemen bir karşıdan simit alacağım. Vivi, sind die da? Ja, immer. Abi araba park edecek yer yok ya Berlin'de. Acayip bir şey. Simit almak için dolanmamız gerekiyor. Hadi daha şey, saat çok erken. Yemek yemeyelim, kahvaltı yapalım. Şurada Alsancak simit ne öyle bir şey var. Gideyim 2-3 tane simit alayım. Vallahi acayip bugün ana baba günü ya. Burası ne? Dolmuş full. Şuradan bir yerden alacağız. Pazar günü full Berlin. İşte bu çok hoşuma gidiyor Berlin'de. Her yer insan kaynıyor. Şu crispy değil. Ah şu karşıda. Mevlana, ha has Mevlana'nın yanında.
Şimdi kahvaltı hazırladık arkadaşlar. Fayansları da yeni yaptırdı bebi. Kendi mutfağına. Biraz İtalya havası gelsin diye. Şimdi bakın. Hazırladığımız. Türk İtalyan kahvaltısını göstereyim size. Simitler. Ondan sonra böyle bir de bana çökelek mi deniyor? Ne deniyor işte ondan yaptım. Böyle içine peynir meynir koyduk. Espresso, siyah Türk çayı. İşte marmalat falan. Böyle şimdi yavaştan yemeye başlayacağız. Kahvaltı işini bayağı geliştirdik ya. Öğlen yemeği yemek yerine. Şimdi direkt kahvaltıyla başlayacağız. Sonra biraz size son haftalarda neler oldu onları anlatacağım. Abi kahvaltı faslı bitti kısaca. Böyle hayatta yeni ne var ne yok Berlin'de kendimden bahsedeyim. Hastayım, antibiyotik alıyorum. O yüzden böyle sesler mesler. Vibe'ım biraz düşük olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi master'da Almanya'da öğretmenlikte 3. semester'ınızda yani tam master tezinizi yazmadan önce praxis semester diye bir şey yapmanız gerekiyor. Yani 6 ay boyunca bir devlet okuluna sizi atıyorlar tesadüfen. Herkese farklı bir okul geliyor. İstediğiniz okulu seçemiyorsunuz. Benim şansıma tam Kreuzberg'de Kotti'nin göbeğinde bir okul düşmüştü. Öğrencilerin %70'i, %80'inin Türk olduğu, bir %20'sinin, 30'unun da Arap ülkelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu bir sınıfa düştüm. Düştüm derken oraya denk geldi benim kadrom demeyelim de işte benim bu praksis semester denilen sürecim. Öyle bir okulda, öyle bir sınıfta yaptım. Çok iyi geçti. Mentorumun bir tanesi Almandı, bir tanesi de Ukraynalı bir kadındı. Ama hani bu savaştan kaçan Ukraynalılardan değil de yıllar önce ben nasıl buraya müzik okumaya gelmiştim. Müzik okudum, sonra işte konserler verdik, sonra öğretmenliğe iki tarafından geçtim. O kadın da öyle zamanda klasik okuyor falan, sonra buraya geliyor falan derken öğretmenlik kısmına geçiyor. Yani 20 senedir Almanya'da yaşayan bir kadın. Çok iyi geçti falan filan. Şimdi o praxis semester denilen dönemde arkadaşlar bir işte ilkokula atanıyorsunuz. 6 ay boyunca haftada 3-4 gün oraya gitmeniz gerekiyor. 3-4 gün oraya gidiyorsunuz. Bir de bir yandan aşağı yukarı üniversitede 5 tane seminer almanız gerekiyor. Ders almanız gerekiyor. Onlar var. Şimdi haftada 3-4 gün bir ilkokul, bir de üstüne 4-5 tane seminer olunca tabii insanın çalışması zor oluyor. Neyse ben dönem bir aynı anda tabii bir deydi çalıştım. Çok aşırı manyak bir dönemdi yani benim için. İlkokulda bu zorunlu praksis semester denilen şeyi yaptım. Hem de başka bir ilkokulda müzik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Şimdi bunu son 15 sayfalık bir araştırma konusu yazdım. Bir portfolyo. Şimdi bir de bu praxis semester, bu 6 aylık süreçle ilgili bir praxis bericht deniyor. Onu yazacağım. Yani praxis raporu gibi bir şey. 15 sayfa. Ondan sonra müzik pedagojisinde bir 15 sayfalık başka bir şey yazacağım. Ondan sonra master tezi geliyor. Onun yanında iki küçük daha ödev vardı. Onların artık önemi yok. Yani bu yaz sonu, kış başına doğru master tezi de bitecek artık. Yani süreç bitiyor. Gerçi bir de daha referendariyat var Almanya'da. O Türkiye'de galiba referendariyat diye bir sistem yok ama burada var. Onu yapacağız. Şimdi işte bu aynı anda dedim ya, hem bu süreci geçirirken bir okulda, başka bir okulda da çalışmaya başlamıştım. O çalıştığım okulda şimdi saatlerimi daha da yükselttim. Şu an 16 saat çalışıyorum. Almanya'da okulda çalışmak, yani 24 saat okulda çalışıyorsun. Hop kamera kayıyor. Kayma. 24 saat okulda çalışıyorsun. 12 veya 14 saati veya 16 saati evde hazırlık gibi sayılıyor. Öyle bir şey, tam ben de hakim değilim ama. İşte ben şimdi 16 saat çalışıyorum. Okulda da görüşme yaptık. Yani yaz tatilinden sonra yeni okul dönemi başlıyor. Orada da büyük ihtimal 18 saat çalışmaya devam edeceğim. Yani artık
nasıl diyelim, çalışma sürecine komple girdik. Yani saatler gitgide artıyor. Bu referendariyat denilen dönem bittikten sonra da zaten full time çalışıyorsunuz bir okulda. Onun dışında başka yeni ne, eski ne var? Vallahi işte genelinde bir Viyana'da kalıyorum yani. Arada bir artık haftada bir gün iki gün falan kendi evime gidiyorum. Bazen de diyorum ulan boşu boşuna kira veriyorum yani. Neyse onun dışında her şey yolunda işte şu an. Çok daha böyle borsada morsada yatırım işlerine kafayı yorduk. Onu da bazı genç arkadaşlar anlayamıyorlar yani. Şimdi arkadaşlar 20'li yaşlarda anlaşılmıyor da. Şimdi ben artık yavaştan yani maaş moduna geçtiğinizde ister düşük maaş, ister orta maaş, ister iyi maaş alın. Ne olursa olsun maaş, maaşla hep aynı para, her ay aynı para geliyor. Ama biraz böyle değişik bir şeyler yapmak istediğinizde hep böyle bir ekstra insan işte paraya ihtiyacı oluyor, olacak. Bu tatil olabilir, ev, araba alma olabilir, karavan alma olabilir. Ya da çocuğunu yurt dışına, Amerika'ya, oraya buraya bilmem ne kursuna yollamak olabilir. Hani şimdi çevremizde her insan bunu farklı şekilde yaşıyor ama demek istediğim bir artık düzenli bir gelir gelmeye başladıktan sonra insan şeyi fark ediyor. Yani maaşla hiçbir şey olmuyor yani. Mecbur kenarı koyabildiğini veya kenarda işte olan paranı ya kripto ya işte borsa, hisse senetleriyle bir şekilde katlama yoluna geçmen gerekiyor. Yani parayı katlaman gerekiyor. Artık çalışmakla olmuyor. Çünkü artık çalışıyorsun. Hani anlatabiliyor muyum? Daha çok çalışmakla da olmuyor. Çünkü daha çok çalıştığında Almanya'da daha çok vergi ödüyorsun. Hiç sana bir geri dönüşüm yok. Yani Türkiye gibi düşünmeyin. Hafta içi şunu yaparım, hafta sonunda şurada çalıştım diyemiyorsun. Almanya'da Almanya onun vergisini senden hemen kesiyor. Yıl sonunda bir bakıyorsun, diyorsun resmen boşa çalışmışım. Elinde avucunda bir şey kalmıyor. Yani çalışmakla, maaş anlamında çalışmakla olmuyor. Dolayısıyla ticarette de değilseniz mecbur kenardaki parayı katlama yoluna bakıyorsunuz. Çünkü insan gıdım gıdım yaşamak istemiyor yani. Dolayısıyla o parayı bir katlama yolu arıyorsunuz. Yani o yüzden işte bu şeyleri zaten ilgiliydim. Ben daha çok biraz dikkat artık oraya kaydı. Hani niye Almanya vlog çekmiyorsun? Göç, hani göçle ilgili videolar falan filan çekmiyorsun. Yani göç konusu da artık arkadaşlar aynı. İşte Türkler öyle, geldik, Alman kültürü öyle, Türk kültürü böyle, Almanca böyle, Türkçe böyle falan, hep aynı konular. Hani bence vizyon veren bir şey yok. Hani yeni gelenin kafası göçmen kafası olduğu için göçmen konularına tabii bir yerde daha ilgili kalıyor ama artık burada da yaşıyorsanız o kafayı bir yerde atın abi yani. Tabii ki arada bir işte ben de Berlin'de yaşadığım için hem Berlin'le hem Almanya ile ilgili hani o konulu, başlıklı konulu şeyler çekeceğim yaşadığım ülkeyle ilgili ama onun dışında her hafta yani Almanya Türkiye kıyaslaması zaten çok aptalca bir kıyaslama kalıyor. Gerek yok. Yani o içerikleri çok fazla çekmiyorum arkadaşlar. Ve şuradan şuraya kadar her yerim yanıyor. Şu an antibiyotik alıyorum. Şu burnumun sağından şu yüzümün şurası ve bütün şu boğazlarımın sağ tarafı komple inanılmaz yanıyor. Türkiye'ye geleceğiz. Vivi ile beraber. Öyle bir planımız var. Biletleri aldık, kesin geliyoruz. Yani benim bir diş tedavisi görmem gerekiyor. Şurada buruna yakın tarafta damakta bir iltihap var. Burada da doktorlar çok kötü olduğu için zaten yer bulamıyorsunuz, vakit bulamıyorsunuz, konulan teşhis doğru olmuyor falan filan. Diş konusunda da Almanya'da doktorlar estetik değil yani. Ben hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye geleceğim. İşte bizimkileri görmüş olurum. Hem Viviana Türkiye'yi çok seviyor. En yakın arkadaşı da bir, o da yarı İtalyan yarı Alman bir kız. O da bir Türk'le evli falan. Hani Türk kültürüne de bir çok aşina, öyle söyleyeyim.
seviyor da, görmek de istiyor. Daha önce gelmiş Alanya'ya mı, Antalya'ya mı ne gelmişler tatile. Şimdi de benimle beraber Kuşadası, Efesos gezdireceğim. Ondan sonra belki diyoruz bir iki günlük Fethiye Ölüdeniz yapar mıyız bilemiyorum. Şimdi benim bu diş olayı biraz eğer dışarıdan müdahale edemezlerse bu dişi buradan çıkartıp altından müdahale etmeleri gerekiyor. O arada o diş çıkarsa bu kırılacak. O kırılırsa yeni diş siparişi falan artık bir nasıl bir süreç işleyecek. Yani bilmediğim için çok plan da yapamıyoruz ama dedim ki eğer çok her şey ters gitmezse ama dedim gel Fethiye'ye de gidelim. Orayı da bir gör. İzmir, Urla tarafına bir götüreceğim. Ve deniz tarafında bir balık malık falan yedirme. O planım var. Efesus, Pamukkale'yi görmek istiyor. Belki bilmiyorum, yorulmazsa çok yollarda da kendimizi öldürmek istemiyoruz. Belki Pamukkale'ye götüreceğim onu. Ondan sonra gibi gibi arkadaşlar, yani anlatacak çok şey var da şimdilik böyle. Artık hani öğrenci modu bitiyor yani, artık komple sadece yazma kaldı. Araştırmalar, yazma falan filan. Böyle bir genel, bir Berlin, biraz da benden bir video olsun istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın.